Günaydınlar, mutlu hafta sonları. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün hafta sonuna layık güzel bir yemek yapacağız. Güveç tepside patlıcan kebabı yapacağız. Bir tane kuru soğan, bir tane kapya biber ve bir tanesi yeşil sivri biberi rondoda çekeceğim. Bir kenarda 350 gram kadar kıymam var. İki tane patlıcanım var. Rondodan çektiğim harcımı kıymamla karıştıracağım. Karabiber, biraz kimyon, bir çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı yaklaşık tuz ekledim. Şimdi güzelce yoğuracağım. Maydanoz evde yoktu. Sizin evinizde varsa maydanoz da kullanırsanız iyi olur. Köftemizde yumurta veya ekmek içi kullanmıyoruz. Yoğuruyoruz güzelce. İyice özleşinceye kadar. Güzelce özleşti. Birbirini tuttu. Şimdi bir kaba tuzlu su yapıyoruz. Ve patlıcanlarımızı alacalı soyup yuvarlak dilimleyeceğiz. Benim patlıcanlarım biraz iriydi. Ortadan ikiye böldüm. Fakat siz ince patlıcanlarınız varsa evde sadece yuvarlak doğramanız yeterlidir. Tuzlu suda biraz bekleteceğim 15-20 dakika kadar acısı çıksın diye. Daha sonra işleyeceğim. İkinci patlıcanımı da aynı şekilde alacalı soyup doğrayacağım. Ailenizdeki kişi sayısına, kalabalığa göre hazırlayabilirsiniz. Ortalama bu tepsiler ben Türkiye'den aldım zaten. Hepsi ortalama büyüklükte. Gördüğünüz büyüklükte bir tepside yapıyorsanız, güveç tepside, yaklaşık şöyle söyleyeyim, 8 kişi falan doyurur, yeterli gelir. Yanında pilav falan da yaparsanız. 4-5 tane domatesi gördüğünüz şekilde dilimliyorum. Soğanlar hazırladım. Sivri biber hazırladım 2 tane. 8-10 tane kadar da arpacık soğan. Tepsimi güzelce ilk önce birazcık yağlayacağım. Daha sonra tepsime dizmeye başlayacağım. Bir patlıcan, bir domates veya 2 patlıcan, bir domates şeklinde dizeceğim. Küçük parçalarını da aralara sıkıştırabilirsiniz. Bu şekilde tüm etrafını kaplayacağım. 2 tane patlıcan yeterli geliyor. Hatta arttı biraz. Ben kalanını altına koydum köftenin. Hazırladığım köftemi ortasına, patlıcanların üzerine ya da patlıcan eğer sizin daha azsa, ortası boş kalırsa direkt ortasına koyabilirsiniz. Kıymam da çok kalın olacak diye aralarına köfteler yaptım, kalanını da o şekilde dizdim.
Patlıcanlar daha sonra sulanıp yumuşayacağı için köfteler de aralarında pişecekler, hiç merak etmeyin. Çok sıkışık oldu diye düşünmeyin. Daha sonra biberlerimle üzerini süslüyorum. Arpacık soğanlarımı kenarlarına dizeceğim. Kalan domateslerimi ortaya süsledim kıymamın üstüne. İnanın bu arpacık soğanları o kadar lezzetli oluyor ki, yoksa normal soğan da dilimleyip kullanabilirsiniz. Yani komple başlı başına süper bir kebap oluyor. Eğer imkanınız varsa fırına gönderip fırında da pişirebilirsiniz bunu. Üzerlerine 50 gram kadar tereyağını minik minik parçalara doğrayarak serpiştirdim. Salçalı su yapacağım şimdi. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası yaklaşık. Bunları ezip sulandıracağım ve üzerine gezdireceğim. Daha sonra fırına verip pişireceğim. İlk başta 200 derece 15-20 dakika. Daha sonra 180 derecede yavaş yavaş pişirip kızartabilirsiniz. Üstünün kızarması önemli. Çok fazla su eklemiyoruz. 1-1,5 bardak, hatta 1 bardak bile yeterli geliyor. Biraz daha tuz ilave edip önce patlıcanlarımın üstüne, çünkü onları tuzlamamıştım, döküyorum ve yemeğim hazır fırına gitmeye. Afiyet olsun. Yanında pilavla, cacıkla ne isterseniz mükemmel bir yemek olacak. Kanalımda birçok tarifimi bulabilirsiniz. Abone olmayı, sosyal medyalarınızda videolarımı paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Mutlu